Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, hafta boyunca Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Bu hafta ay küçülen fazla, hafta sonuna kadar ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek. Pazartesi günü ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak akşam saatlerine kadar. Bu duygusal anlamda enerjinizi yükseltebilir. Ancak biraz daha hassas olabilirsiniz gün genelinde. Özellikle yakın çevre ilişkileriniz, ailevi konularda veya iş ortamınızda üstlerle kuracağınız ilişki dinamiklerinde zaman zaman duygusal baskılar hissetmeniz mümkün. Bazı kronik ağrılarınız, ya da bazı rahatsızlıklarınız gündemde olabilir. Baş ağrıları, diş ağrıları, eklem ve kas ağrılarına karşı da hassas olabileceğiniz bir gün. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Evet, perşembe sabahına kadar Ay Boğa burcunda parasal konulardaki beklentilerimizi öne çıkaracak. Hem iş hayatımız, çalışmalarımız, çalışmalarımızdan gelen kazançlarımız, bunların değerlenmesi, belki bazı alışverişler, harcamalar özellikle e, salı ve çarşamba günleri gündemimizde olabilir kişisel anlamda rahatımıza ve konforumuza daha çok düşkün olabiliriz e, kişisel zevkler biraz öne çıkabilir e, biraz daha yeme içme konularında daha iştahlı olabiliriz kontrollü olmakta fayda var Evet e, maddi anlamda da kendimizi güvende hissedebileceğimiz koşullar oluşabilir özellikle salı günü bazı sürpriz gelişmelerle, gelişmelerle karşılaşmamızda mümkün e, ani para kazançları olabilir veya bazı böyle beklemediğimiz harcamalar olabilir. Bunlarla ilgili konular aktifleşebilir. Perşembe gününden itibaren Ay İkizler burcuna geçiyor. Cuma öğleden sonra cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar iki buçuk günlük süreç günlük hayatımızı hareketlendirecektir. Bir yandan haber trafiği artıyor, bir yandan zihinsel anlamda daha aktifiz, meraklıyız, öğrenmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Bu tabii ki yakın çevremizdeki kişilerle iletişimlerimizde biraz hareketlendirebilir daha fazla temaslı olabiliriz hareketliyiz kısa ya da uzun e, seyahatlerimizin olması mümkün bazı şehir içi de olsa görüşmelerimiz randevularımız olabilir misafirler olabilir kardeşlerimizle ilgili konu ve kavramlarda özellikle bu Perşembe Cuma Cumartesi öğle saatlerine kadar olan süreçte daha fazla bizim için öncelikli hale gelebilir. Ve hafta sonu cumartesi akşamından itibaren Ay Yengeç burcuna geçecek. Bir yandan da artık yeni aya hazırlık dönemindeyiz. Ailemizle ilgili konular, özel yaşamımız, güvenliğimiz, yuvamız, ebeveynlerimizle ilgili konulara duygusal olarak biraz daha odaklanıyoruz. Evde daha fazla zaman geçirebiliriz ve hafta sonu belki ailemizle birlikte evde zaman geçirebileceğimiz bazı Organizasyonlar da yapabiliriz. Bu hafta başından itibaren artık Merkür retrosu sona ermiş durumda. Merkür yengeç burcunda ileri harekette. Dolayısıyla iletişimimizde, özellikle aileyle ilgili bazı konu ve kavramlar daha rahat ilerleyecek gibi görünüyor. Eğer son birkaç haftadır, özellikle ailevi alanlarda bazı anlaşmazlıklar yaşadıysanız ya da bir türlü çözümleyemediğiniz bir konu varsa, şimdi Merkürün ileri harekete dönmesiyle bunları rahatlıkla ele alabilir, çözümleyebilir, sonuçlandırabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.